Mekr ilahi ne demektir? Sual. Ali İmran ve Enfal suresinde ve mekeru ve mekeru Allah. Vallahu hayrul makirin. Yani Allah mekr hile yapanların hayırlısıdır buyuruluyor. Allah'ın hile yapması ne demektir? Cevap. Mekr hile yapmak, tuzak kurmak suretiyle zarar vermek demektir mekri ilahi, Allahü Teala'nın mekr, hile yapanların mekrini kendilerine çevirmesi, kötülüklerini, kurdukları tuzaklarını bozması, mekirlerine karşılık onları cezalandırması gibi anlamlara gelir. Cenab-ı Hak, insanların yaptığı mekirden, yani hileden münezzehtir. Her istediğini yapmaya kadirdir. Haşa, hileye muhtaç değildir. Mekri ilahi, mekr yapanların mekrini bozmak suretiyle, onlara mekrin kötülüğünü bildirmek ve bazılarının tövbelerine sebep olmak yönünden iyidir. Mekri ilahi için birkaç örnek. 1- Bir, Allahü Teala Müslümanları, müşriklerin gözlerine az gösterdi. Onları Bedir'e getirdi, onlar da Müslümanlara hücum ettiler. Ama hezimete uğrayıp öldürüldüler. Bu bir mekri ilahi idi. 2. Yahudiler İsa aleyhisselamı öldürmek için hile yaptılar. Allahü Teala da İsa aleyhisselamı kurtarıp Yahudileri de felaketlere maruz bıraktı. Kralları Yahuda, Hazreti İsa'yı öldürmek için evine bir münafık gönderdi. Cebrail aleyhisselamsa daha önce gelip Hazreti İsa'yı semaya kaldırdı. Münafık Hazreti İsa'yı bulamayınca dışarı çıktı. Cenab-ı Hak o münafığı Hazreti İsa gibi gösterdi. Onlar da Hazreti İsa sanıp o münafığı çarmıha gerip öldürdüler. Münafığı böylece cezalandırması da bir mekri ilahidir. 3. Müşrikler fesat ocağı olan Darün Nedve'de toplanarak her gün yayılan İslamiyeti durdurmak için çareler arıyorlardı. Kimi Peygamber Efendimizi ölünceye kadar bir zindanda hapsetmek, kimi bir deveye bindirilip Mekke'deki yurdundan çıkarıp sürgün için planlar düşünüyorlardı. Ebu Cehil ise her kabileden seçilecek gençler tarafından kılıçlarla bir anda öldürülmesini teklif etmişti. Böylece kim öldürdüğüye gideceği, belli birine düşmanlık beslenemeyeceği fikri beğenilmişti. O gece bu plan uygulanacaktı. Ama Cebrail Aleyhisselam durumu Resulullah'a haber vermişti o da yatağına Allah'ın aslanı Hazreti Ali'yi yatırarak şerefli evinden ayrılıp en güvendiği arkadaşı Hazreti Ebu Bekir'le birlikte hicret etmişti. Bunları takip eden kişinin atının ayaklarının kumlara batması ve mağaranın kapısına örümceğin ağ yapması gibi mucizeler görülmüştü. Bir ayet-i kerime meali şöyledir. Habibim, hani kafirler seni bağlayıp hapsetmek, öldürmek, veya sürgün etmek için sana mekre derken, yani tuzak kurarken, Allah da onlara mekretti. Yani tuzaklarını boşa çıkardı. Enfal Suresi 30. Ayeti 4. Mekrin azap anlamı da vardır. Bir ayet-i kerime meali şöyledir. Hüsrana uğrayanlardan başkası mekri ilahiden, yani azabı ilahiden emin olamaz. Araf Suresi 99. Ayeti 5. Haram işlemeye sebep olan harika işlere de mekr veya istidraç denir. Mesela firavunun ömründe hiç başı ağrımamıştır. Dişlerinin arasına et ve yemek artıkları girip rahatsız olmaması için dişleri çok sıktı. Atıyla yokuştan inerken atının ön ayakları uzardı. Kendinde böyle haller görünce ben tanrıyım demişti. 19. bir kafir de buna benzer haller olduğu için o da ben peygamberim demişti. 6. Mekrin istidraç manası da vardır. Yani Allahü Teala bir kimseye bir müddete kadar hakkında hayırlı olmayan nimetler verir. Bunlar nimet gibi görünen musibetlerdir. Bir ayet-i kerime meali şöyledir. Kafirler kendilerine çok mal ve evlat vermekle iyilik ettiğimizi mi sanıyorlar? Hayır, işin farkında değiller bunların nimet değil, musibet olduğunu anlayamıyorlar. Mü'minun Suresi 55-56. Ayetler Demek ki kafirlere verilen dünyalıklar hep felakettir. Şeker hastasına verilen tatlılar helvalar gibidir. Onu bir an önce helake sürükler.